Merhabalar 12. sınıf kitabına devam ediyoruz yine Şimdi ilk olarak burada DNA ve proteinle ilgili küçük bir bilgi vererek başlayacağım DNA'da yapı taşının nükleotit olduğunu biliyoruz yapı taşında neler var daha doğrusu monomer yani en küçük birim olarak değerlendireceğiz nükleotiti azotlu organik baz diyoruz pentoz diyoruz ve fosfat diyoruz Baktığımız zaman azotlu organik bazla pentoz ikisi de organik. Aralarında bağ var. Bu bağın adı glikozit bağ. Buna glikozit diyoruz. Pentozla fosfat arasında fosfoester bağ var. Ester bağ. Ve dehidrasyonla kurulduğunu anlıyoruz. Nükleotitler hücre zarından geçemez. Yapısında glikozit ester, peptit bağ bulunan maddeler hücre zarından geçemez. Enikyote baktığımda glikozit var, ester var, hücre zarından geçemez diyoruz. Yapısında neler var? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunmakta. Azotlu organik baz diyoruz. Karbon, hidrojen, oksijen var pentozda. Riboz ya da deoksiribozdu bu. Fosfat zaten fosforik asittir. İnorganiktir. İnorganik olduğunu bilelim. Nikleotitin yapısına inorganik madde katılır dersek doğru bir ifadedir. Baktığımızda. Şimdi burada da fosfat olduğunu görüyoruz. Burada da proteinin yapı taşı. Amino asitler var monomer olarak. Bir amino asite baktığımızda karboksil grubu var. Amino grubu var. Hidrojen ve radikal grup var. Hatırlıyorsak 20 çeşit amino asit vardı. 20 çeşit de radikal grup var radikal gruplarda bulunabilecek kükürt ve fosfat bulunabilir. Yani kükürt ve fosfat normalde 20 çeşit amino asitin hepsinde bulunabilecek bir madde değildir. Bulunduğu amino asitte bulunduğu grup da radikal gruptur. Hatırlıyorsak amino asitler düz zincirler halinde şu şekilde ribozomdan çıktığı üretildiği hale birinci şekli diyorduk. Birinci formu da diyebiliriz. Daha sonra bunlar kendi eksenlerinde şöyle dönüşler yapıyordu. ikinci yapı diyoruz. Şimdi bir protein düz haliyle birinciydi. Aralarında peptit bağlar vardı. E kıvrılabilmesi için de farklı bağlar yapması lazım. Önce bir peptit bağını hatırlayalım. Birincinin karboksil grubu yani birinci amino asit buraya gelip karboksil. ikinci amino asit de aynı bunun gibi gelecek amino grubu arasında buraya hidroksil burada hidrojenle bağ yapıp ikinci amino asiti bağlayacak. Hatta ben bununla ilgili öğrencilerime şöyle bir şifre veriyorum. Kaka diye bakın. Birinci amino asitin karboksili, ikinci amino asitin amino grubu, ikinci amino asitin karboksili devam ediyor üçüncü amino asit diye. O zaman birinci formunu peptit bağları karboksil amino arasında ama üçüncü, ikinci dediğimiz radikal gruplar arasında kurulan bağlarla da yapıyorlar. Hatta kıvırcık saç çok güzel bir örnektir. Kıvırcık saçta disülfit bağları diye bağlar vardır. Hatta bu bağları yaparken ısı ile kırabiliyoruz bakın. O yüzden saçlar kıvırcık olan, saçları kıvırcık olan kişiler fön dediğimiz ısı ile düzleştirme işiyle kıvırcık saçın açıldığını görürüz. Ama tekrar ısı hani yıkadığımız zaman ısının etkisi kalkmış oluyor. Tekrar radikal gruplar arasında bağ yapıldığı için tekrar kıvırcık hale geliyor. Ve bir de biz ısıttık. Isıttığımız zaman radikal gruplar arasında kurulan bu bağlar parçalanıyor. Ayrılıyor, kırılıyor demek daha doğru. Kırılıyor. Ama biz ne olursa olsun ne kadar pişirirsek pişirelim peptit bağlar kuvvetli olduğu için Onları ısıyla pişirme ile biz koparamıyoruz. O yüzden sindirmek zorunda kalıyoruz. Hemen bu bilgilerin ışığında bir sorumuz var. 2016 LYS sorusu bu. İşaretli kükürt içeren besi ortamında çoğaltılan bakterilerden elde edilen DNA, protein, polisakkarit moleküllerinin hangilerinde işaretli kükürt bulunması beklenir? Yani hangisinde kükürt var diye soruyor. E, DNA dediğimiz yapı nedir? DNA'da ne olduğunu yukarıda söyledik. Azotlu organik baz vardı, pentoz vardı ve fosfat vardı. Kükürt bulunması mümkün değil. O yüzden DNA'ya hayır dedik. Protein dediğim zaman her zaman yapı taşlarını düşünmelisiniz. Aklınıza direkt protein deyince bir şey gelmeyebilir. Ama amino asit dediğim zaman amino asitin de radikal gruplarında kükürt ve fosfat bulunabileceğini söyledik. O zaman 2 olmalı. işaretli olarak görebilirim. Polisakkarit dediğim zaman polisakkarit yine yapı taşını düşünmeliyim. En sayıda en sayıda glikozdan glikozu yazarım. C6H12O6 diye bakıyorum. Bunda da kükürt bulamam. O zaman cevabımız Bursa şeklinde olacak. Şimdi bu sorularla şimdi nereye gidiyoruz dersek bir deneyi anlatacağım. O deneye gidiyoruz. Yine aynı şekilde Milletimin kitabından bir deney örneği bu. Şimdi okuyalım. 1952 yıllarında bilim insanları bakteriyofajların bakterilere bulaştığında hücreye bir madde gönderdiğini biliyordu. Ama ne olduğunu bilmiyor bakın. Bu maddenin bakterinin DNA'sına müdahale ediyor ve Et, ettiğini ve bu ve bakteriofajların çoğalmasına sebep olduğunu da biliyorlar görüyorlar. Bu maddeyi bulmak için deney yapıyorlar. Yani bunlar e, virüslerde bakteriofajın bakteride üreyen virüs olduğunu biliyoruz. E, hücrenin içine girip hücreye müdahale eden ve bakteriyofajın çoğalmasını sağlayanın ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar ve bunun için düzenledikleri deneyi anlatacağız şimdi. Bu deneyde DNA ve proteini izlemek istiyorlar. Çünkü şüphelendikleri hangisi acaba ne içeri giriyor, ne dışarıda kalıyor, cenin dışında kalıyor diye. Fosfat ve kükürdü izlemeye başlıyorlar. Yani bu moleküllerde DNA'de ve proteinde işaretlemek istedikleri atomlar bunlar. Radyoaktif olarak işaretledikleri zaman takip edebiliyorlar. Şimdi şöyle bir deney düzenlemişler. İlk deneylerinde birinci deneyimizde İlk olarak ilk olarak eee Bakti Escherichia dediğimiz E coli olarak da ifade ettiğimiz bir bakterimiz var. O bakterileri radyoaktif fosfat bulunan ortamda üretiyorlar. Yani kimler burada radyoaktif şu an bakterilerimiz. Sonra o bakterilerin bulunduğu ortama bakteriofaj bırakıyorlar. Bakteriyofajın bakterilerin içinde üremesini sağlıyorlar ama normal bir bakteri bu. Daha sonra radyoaktif e, fosfat içeren DNA'ya sahip bakteriyofajlar elde ediyorlar. İkinci deneyde ayrı bir deney yapıyorlar. Bu sefer ortam radyoaktif kükürt içer içeriyor ve radyoaktif kükürt içeren E. coli bakterileri bulunuyor. Bu ortama bakteriyofaj veriyorlar ve bakıyorlar kükürt içeren protein kılıfa sahip bakteriyofajlar üretiyorlar. Sonra bunları biliyorlar artık. Burada bildikleri nedir? DNA işaretli. İkinci deneyde ne yaptılar? Proteinler işaretli. Yaptıkları bu. Sonraki aşamada normal kültür ortamı, normal kültür ortamı, e. coli bakterileri var burada. E. coli bakterileri. Fakat normal fosfat ve kükürt içeren ortamda üretilen E. coli bakterilerinin bulunduğu, bakın iki ayrı deneyde bu bakterilerin bulunduğu bu deney ortamlarına daha önceki deney ortamında ürettikleri bakteriofajları bırakıyorlar. Bu ilk deneyde ne işaretliydi? Fosfat işaretliydi. Bıraktı Sonra izlemeye devam ediyor. Bekliyor. Neydi bakalım? Fosfatımız vardı. Fosfatımız neredeydi? DNA'da ve beklediği zaman içeriye giren ve üreyen yeni bakteri bakteriofajlarda neyi bulacak? Fosfat taşıyan bakteriofaj bulacak. O zaman kesinlikle eğer işaretli fosfatı Hücrenin içinde buluyorsa içeriye giren maddenin burada DNA olduğunu bulur. Hücre dışında kalan boş kılıflar radyoaktif atom taşımıyor zaten burada. Burada çünkü neyi tak e, takip ediyoruz? Fosfatı takip ediyoruz. Şimdi ikinci deneyde de neyi işaretlemiştik? Protein kılıfı. Yine normal besi ortamında yaşamış E. coli bakterilerinin olduğu ortama protein kılıfı işaretlenmiş bakteriyofaj bırakıyoruz. Sonra izliyor. İzledikleri zaman E. coli bakteri bakterisinin içinde üreyen virüslere bakıyorlar ve baktıkları zaman kükür taşımayan, Kükürt nerede bulunuyordu hatırlarsak kükürdü aminoasitin radikal grubunda protein kılıfta. O zaman hiç içeride üreyen yeni bakteriyofajlarda kükürt bulamadılarsa o zaman kükürt taşımayan bakteriyofajların çoğalması bu durumda kılıf hücre dışında kaldı demek. O zaman işaretledikleri maddeyi yani radyoaktif fosfat radyaktif kükürt ile DNA'yı işaretleyip hücrenin içinde radyoaktif fosfat içeren DNA bulunca içeride ne olduğunu söyledi bize, DNA olduğunu. İkinci da Radyaktif kükürt hücre içinde bulamadığında, yeni üretilen bakteriyofajlarda bulunamayınca dışta kaldığını anladılar. İşte bu bilgilerden anlıyoruz ki hücrenin hücrenin DNA tarafından müdahale edilerek değiştirildiğini ve genetik bilginin DNA tarafından e, aktarıldığını bu deney ile anlayabiliyoruz. Bakın bu deney bu yıl sorulabilir diye düşünüyorum. Çünkü deneyli sorular ve virüslü sorular şu anki zamana da çok çok uygun. O yüzden Yine de mümkünse kendiniz okul kitabını da açıp okuyarak yapmanızı isterim çünkü sizin için çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu da tamamlamış olduk. Burada bunları da diğer videomda yapacağım. Diğer videomuzda da aynı bölümlere devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.